şey daha söylemek istiyorum. Mübarek gecede biz Allah'a subhane teala'dan istiyoruz ki Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine, kılıcın sahibinin yüzü hürmetine bu cemaati güçlendirsin, güçlü kılsın. Bizler sayılara bakmıyoruz. Biz kaliteye bakıyoruz. İslam her zaman yüksektir. Ümmeti zayıflatan nedir? Dışarıdan gelen saldırılar değildir. Ama içeriden gelen saldırıdır. İçeriden gelen fitnedir o. Bu mübarek gecelerde bizi korusun. Şeyh Efendimiz cemaatini ve Şeyh Efendi'yi seven herkesi, ondan beyat almış olan, ona yakınlık duymuş olan herkesi Allah subhanahu teala'dan istiyoruz ki akıllın, imanın ve haşanın bize hayanın bize ulaşmasını istiyoruz. Önümüzde çok yapacak işimiz var. Şeyh Efendi'nin dokunduğu herkesin yapacağı bir vazife var gelecek günlerde. Yüksek bir onur verildi onlara ve onlar bu yoldan geri dönerlerse ve inatçılıkta devam ederlerse o vakit ki bu Şeyh Efendi mutlu olmaz böyle bir şeyde. Çünkü bana büyük bir işaret verildi. İnşallah Rahman Haziran'ın sonunda o Şeyh Efendi şeyimizin perdelenmesinin ilk yılı olacak, mevlidi olacak. Şeyh Efendi Hazretleri ona bir emir verildi. Herkesin elinden gelen herkesin özellikle ona vekil olanların Kıbrıs'a gelmeleri için ve bir mevlüt yapmak için. Orada bir şey var sizin için. O bizim orada olmamızı istiyor, beraber olmamızı. Orada bir parçalanmamızı değil, parça parça olmamızı değil. O bizim orada birlik halinde olmamızı istiyor. Orada farklılıklar ve fitne göstererek olmamızı istemiyor. Ve bizim orada olmamızı istiyor ki Şeyh Efendi kendi kafamıza göre gitmemizi değil oraya ama anlayıp kabul etmemizi, onun oraya ne koyduğunu ve Şeyh Mevlana oraya ne koydu. Orada olmak için. Eğer bunu kabul ediyorsanız bu kararı ki bu en yüksek emirden geliyor ve onun kararını kabul ediyorsanız, Şeyh Mevlana'nın kararını kabul ediyorsanız ki biz hepimiz beraberiz burada. Biz burada hepimiz beraberiz ve o beni buraya seçti. Burada ana kapı eşiği olmam için. Ben sadece burada makamı tutan kişiyim. Ben bu makama sahip değilim. Yarın bu siz olabilir, başkası olabilir. Ama o burada olduğu müddetçe burada bir kişi var. O burada olduğu müddetçe o korunacaktır. O burada olduğu müddetçe o makam boş olmayacaktır bu makam. Ve hepimiz bir araya gelebilirsek bu anlayışla bunu anlayarak o vakit, o zaman o rahmet, o sırlar ulaşır ve verilir. Bu hala anlaşmazlık içinde olan, fitne içinde olanlara onlar için çok iyi bir şey olmayacak bu. Bu gelmek, inmekte olan yüce bir emirdir. Alabilirseniz istediğiniz gibi. Gelmek isterseniz, Şeyh Efendi'yi göstermek isterseniz, onun cemaati bir aradadır ve birleşmiştir bir kişi altında. O vakit o bize verdiği vazifeye devam edebiliriz. Çok yüksek bir emir verildi ki o dünya ve ahiret bize açılır.
Ama hala düşünürseniz, hayır, ben ayrı olmak istiyorum, ben kendi yoluma göre gitmek istiyorum dersen, emir verildi ki ya bu yolda doğru bir şekilde durursun ya da ayrılırsın ki o vakit şeyhimizin yolundan da kendini ayırmış olursun. Şeyhimizden ayrılmayalım. Beraber olalım hep. İnşallah Rahman bu mübarek gecede Allah'tan bizi bağışlamasını diliyoruz ve bizleri kendi aklımızın başına gelmesini istiyoruz. Ve karmaşayı bırakmayı. Çünkü Deccal önümüzde Deccal. Küfür ve Deccal onlar hala dışarıda. Ve bizler fitneyle meşgulüz. Ben değilim. Bizim cemaatimiz de onunla meşgul değil. Bizler yalanlar yaymıyoruz. İnsanlar bize bunu yapıyor, yapabilirsiniz. Ama bu yolda olmak istiyorsanız, bu yolda olmak istiyorsanız, ve minallah tevfik, böyle Rabbim.